Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ öğrenci evleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Başbakanımızın tercihini ifade etmesi gayet normaldir. Bunun eleştirilecek bir yönü yoktur. Gazeteciler, siyasetçiler, başka tür kişiler beğendiklerini, beğenmediklerini söyleme hakkı olduğu gibi iktidarda olanların da beğenmediklerini söyleme hakkı vardır. Bu yaşam tarzına bir müdahale olarak da değerlendirilemez. Anayasamızın 58. maddesinin ikinci fıkrası zannedersem devlete gençleri korumak, onların kumar, uyuşturucu, alkol düşkünlüğü ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için tedbirler almasını da görev olarak yüklemektedir. Anayasanın 58. maddesini açıp okuduğunuzda bu noktada bize verilen görevi çok açık bir şekilde göreceksinizdir. Devletin gençlerini korumak için tedbir alması onların yaşam tarzlarına müdahale olarak asla nitelendirilemez. Bu yönde değerlendirme yapması, çalışma yapması, adım atması anayasadan kaynaklı bir görevdir. Sayın Başbakanımız gerekirse böyle bir adım atılacağını söyledi. Yani böyle bir adım hemen atacağız diye benim bildiğim bir açıklaması olmadı. Gerekirse öyle bir adım atılacağı yönünde bir değerlendirmesi oldu. Yani bu yönde çalışmalar olduğu zaman sonuçları açıklanır. Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda fişleme yapıldığı iddialarına ise sert çıktı. Böyle bir tasnifin yapılması, fişlemenin yapılması asla mümkün değildir.